Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et rusul Rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi zulümina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kudret ayyuna Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha en-nas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabâile ta'arafu inne ekremekum indallâhi etkâkum innallâhe alîmun habîr. Lâ ilâhe sadakallâhu l-azîm. 47. sohbet Hucurat suresi 13 ve 17. ayet-i kerimeler arası. Risale-i Kutsiye'den başlıyoruz. Cenab-ı Hak Efendi Hazretlerimizin bu sohbetini sanki kendisinden dinliyormuş gibi dinleyerek, anlayarak, tatbik etmeye, yaşamaya ve bu kemalatları elde etmeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Bu bab, Hakkat-ı Muhammediye ve alemin meydana gelmesi beyanındadır. İşit zatıyla zatında Allah, tecelli kıldı zatı için şeyin şah, sıfat esmasının zatında Allah, daki cümle kemalin gördü ol şah. Tasavvurdan geçip hakkaya gidelim, cemali bağ kemali seyredelim. İşit zatıyla zatında Allah tecelli kıldı zatı için şeyin şah. Bu bab Efendimiz Aleyhisselam'ın yaratılışı, aleme zuhuru diyor. Neden? İşte bunu bilmezsek burada ne arıyoruz anlayamayız. Bunu bilmenin de ilmi bir yolu var, bir de manevi yolu var. Yani bir bilgi bakımından var, bir de görerek var. Tarikat işte bize bunu görerek bilmeyi öğretiyor, öğretecek inşallah. Bunu bulamazsak, bilemezsek burada nasıl bir vazifeyle vazifelendiğimizi, nasıl bir işle sorumlu olduğumuzu anlayamayız. Sadece kendimizi ye, iç, yat, sıradan bir canlı gibi düşünebiliriz. Hayır öyle değil. Bize işte Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatinden bir hakikat verildi. O hakikatla oraya varacağız. O hakikati çalıştırıp o hakikattan hisse almamız lazım ki o zaman Rabbimizi bulabilelim. Başka türlü bulamaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uğramadan, onun kemalatını almadan, Mevla Teala'dan zerre anlayamazsın. Sadece kitapta beyan ettiği zahiri ilimle kalırsın. O da zaten her Müslümanın bileceği şeylerdir. Bunun ötesindeki işten bahsediyor. İşit diyor, duy padişahlar padişahı olan, sultanların sultanı, her şeyin sahibi olan Allah-u Teala'ları zatı ile zatında zatı için tecelli etti. Hadi bakalım anla bakalım şimdi bunu. Akılla, mantıkla nasıl anlayacaksın? Cenab-ı Hak zatına tabiri caizse bir baktı. Şekil verme ama. İşit, dinle, duy. Seni kendisini bilmen için yoktan var eden Allah-u Teala'yı tanı ve öğren. Yemeye, içmeye, yatmaya, kalkmaya, bu dünyada istediğimiz gibi yaşamaya gelmedik. Bu dünyada asıl maksadımız Allah-u Teala bilmektir. Eğer bilmezsek o bize haddimizi bildirir ve size sen haklısın ya Rabbi dedirtir. Allah-u Teala kendi kendini kendinde gösterdi. Kendine baktı. İnsanın arada sırada aynaya bakması gibi. Mevla Teala kendi kendine kapalı mıydı? Hayır. Peki tecelli edince ne oldu? Sıfat esmasını zatında Allah, dahi cümle kemalin gördü ol şah. O şah olan, paşa olan Allah-u Teala sıfatlarını, isimlerini ve cümle kemalini zatında gördü. Ya sen ne yapıyorsun? Hesaplara bakıyorsun, deftere bakıyorsun. Bizde ne var, şu var, bu var diyorsun. O ne oluyor işte? Senin maddi varlığının teftişi oluyor. Mevla Teala maddeden münezzehtir. Kendi zatındaki kemalatları zaten biliyor. Ama bir gözden geçirdi tabiri caizse. Sonra ne olacak söyleyecek. İleride bunu söyleyecek. Mevla Teala sıfatları ne acayiptir. Gözümüz açıkken yerden ve gökten ta nerelere kadar görüyoruz değil mi? Görmenin ilmen bir izahı var ama bunun aslını anlamak zor. Nasıl görüyorsun değil mi? Bütün görmeler Allah'tandır. Bütün işitmeler de ondandır. Bu ne sonsuz deryadır ki kainatta bulunan bütün canlıları görücü ve işitici yaptı. Ne muazzam işler. Biz ancak bunları söyleriz. Daha ilerisini bilemeyiz. Demek istiyor ki daha ilerisini bilmek istiyorsan biraz adım atman lazım. Mevla Teala kendi hayatını, kendi ilmini, kendi işitmesini, kendi görmesini, kendi dilemesini, kendi konuşmasını, kendi kudretini gördü. Bu nasıl oldu? Ona bizim aklımız ermez. Bu akılla bu iş anlaşılmaz. O halde tasavvurdan geçip hakka gidelim.
cemali ve kemali seyredelim. Bunu zihninde şekillendirmekten geç, Hakk'a gidelim. Kemalatın ta kendisi olan Mevla'nın cemaline doğru seyredelim. Tasavvur bir şeyi zihinde şekillendirmek, tasarlamak demektir. Yani. Yerler, gökler, insanlar, cinler hiçbir şey yok iken sadece Mevla Teala vardı. İşte o zaman kendi zatı için, kendi zatında, kendi zatına açıldı. Bu nasıl oldu? Bunun tasavvuruna geç. Yüce Allah Celle Celaluhu'yu ancak kendisiyle bulmak mümkündür. Yüce Allah-u Teala'yı ancak kendisiyle bulmak mümkündür. Hayalle, tefekkürle değil. Zira o tefekkürün ve tahayyülün ötesindedir. Mektubat-ı Rahman'dan bir bölüm. Yani bu şu cümle her şeyi çözüyor. İşte Efendimiz Hazretimiz onu mektubattan buraya aktarmış. Yüce Allah'ı ancak kendisiyle bulmak mümkündür. Yani onunla olacaksın ki, Allah ile beraber olacaksın ki Allah-u Teala'yı bilebilirsin. Allah ile beraber olup da Allah'ı zikredeceksin. Ya. İşte onlar zamanla olacak şeyler ama bunları duymak lazım. Duymadım demeyelim. Daha var mı? Çok daha var. Ben de duymadım. Hep beraber duyalım. Kurcalayalım yani. Mevla-i Teala elden geldiği kadar anlamaya gayret edeceğiz. Ama hiç şekil vermeyeceğiz. Ya Rabbi sen kolayını ver. Amin. Mesela hayat sıfatı ne acayip şeydir. İlim sıfatı da ne acayip şeydir. Basar sıfatı görmek değil mi? Ne acayip şeydir. Mesela Hüseyin'in bir başka beytinde şu bilmek bilmemektir dedi Ebrar. Bilmek bilmemektir. Haram oldu bu sözde keşf esrar. Veliyullah fetholdu efsar. Tehayyurdur veli cehlen değil yar. Tehayyur bul marifle gidelim cemal-i mahkemeye seyredelim. Yani Ebrar kullar Mevla'yı bilmek bilmemektir dediler. Bilmek neymiş? Bilememek. Bilememezliğe geldiğin zaman bilmek başlıyor. Bu sözde sırları açmak haram oldu. Dolayısıyla demek ki bilmemek lazım. Bilememek lazım. Allah dostlarına gözler, manevi görüşler açıldı. Ey sevgili dostu bu hayrete düşürmektir. Ey sevgili bu dostu hayrete düşürmektir. Ama cehaletten değil, hayretten. Yani çok bilmekten hasıl olan bir şey yani, hayret. Marifetlerle hayret bul, gel gidelim. Kemal'in ta kendisi olan Mevla'nın cemalini seyredelim. Demek ki bir yere giden kadar ilim oluyor, ondan sonra hayret oluyor, cehalet oluyor, yeis oluyor, ümitsizlik oluyor. Bunlar kademe kademe merhaleler. Burada Mevla Teala'nın bilmenin şekilleri, usulleri yani. Değişik tavırları. Ne zaman ki kul Mevla Teala'yı bilmeye çalışır, anlar ki bilemeyecek, işte o zaman Mevla bilmiş olur. Bildim diyen cahildir. Mevla Teala kendinde kendini gördü. Hem ayna hem aynaya bakan oldu. İşte bundan sonra bir ayna yaratacak ki, bir dahaki derste inşallah, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkatıdır. Kendini bir de orada onda seyredecek. İşte bu beytten sonraki beytler ondan bahsedecek diyor. Yani Mevla Teala kendine baktı, kendi kemalatı gördü. Bu kemalatları bir de karşıda, hariçte göreyim istedi. İşte o hariçteki kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem işte. Allah-u Teala isim ve sıfatlarının sureti. Demiş ya Barım hocamız yani Muhammed eşittir Allah. O sözün şeyi şudur yani Allah-u Teala'nın kemalatları akseden suret Efendimiz Aleyhisselam'dır. Yoksa hiçbir kul Allah olmaz. Vehhabiler bunu evirip çevirip internette itiraz ediyorlar. İnkar ediyorlar. Ya be adam. Bütün alem mahluktur. Efendimiz Aleyhisselam de mahluktur. Hepsi mahluktur. Allah'tan başka Halik yok. Baki yok. Sadece Baki odur. Ezeli odur. Ama Mevla Teala kemalatlarını hariçte görmeyi murad etti. Neden? Çünkü kullarım oraya uğrayıp bana gelsinler istedi işte. Bu da miras oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatine çıktığın zaman, ulaştığın zaman Mevla Teala'yı bulmuş oluyorsun. Dünyada en son nokta o. Ahirette zaten kendini sana gösterdiği zaman bitti. Ama oraya hazırlık lazım işte. O kemalatı taşımak için burada hazırlık lazım. İşte bunun çaresi de rabıta. Mürşidle rabıta ederek başlıyorsun. O sana yolları gösteriyor. İlimleri öğretiyor. Maneviyatı da akıtıyor. Taşıyacak olduğun zaman akıtıyor. Ha? Taşıyamazsan vermezler. Sırları taşıyamazsan sana sır vermezler. Parayı taşıyamazsan para vermezler. Hanım taşıyamazsan hanım vermezler. Bu sırlar da böyle. Bunlar ucuz değil. Bunlar için iyi bir kap lazım. İyi bir anlayış lazım. Güzel bir teslimiyet lazım. Yani kendini mürşidine feda etmen lazım. Feda et canını. İcab-ı teslim diyor. Canını ver diyor. Cennet şurubunu iç diyor. Mevla Teala inşallah canımızı, her şeyimizi bu yolda feda etmeye bizi muvaffak eylesin.
O niyetle inşallah kabul etsin inşallah. Dersimizin ayetine başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nas, ey insanlar, bütün insanlar. İnna muhakkak biz azimüşşan halakına yarattık küm sizi. Neden? Min zekerin bir erkekten da ve ünsa bir kadından. Adem babamız, Havva validemiz ilk başlangıçta onlar. Sonra anne babadan. Ve cealnâküm sizi yaptık kıldık. Şuben, şube şube, bölüm bölüm, kabile kabile, kabile kabile. Ya. Bir sürü ırk var değil mi? Bir sürü kabile var. Niçin böyle yaptığına bak? Lite'arafû, tanışasınız için. Tanışmak için bu böyle oldu. Herkes Arap olsa, herkes esmer olsa, herkes siyah olsa, herkes sarı olsa ne olur? Daha zor olur. Kimisi sarı, kimisi esmer, kimisi açık denk renkli, kimisi siyah. Mevla Teala nasıl ki toprakta değişik renkler yarattı, aynı renklerin pek çoğunu insanda yarattı. Topraktaki sertlik, yumuşaklık, verimli olması, verimsiz olması da insanlarda aynısı var. Çünkü insan topraktan. Ya. Peki o zaman üstün kimdir, hangisidir? İnne kiremeküm, sizin en keremliniz, en kıymetliniz, indallah Allah katında kimdir? Etkâküm, en takva olanınızdır. Takva, takva. Takva nedir? Haramlardan sakınmak, emirleri tutmak. Kim daha çok emir tutuyorsa, kim daha fazla haramdan, şüpheden sakınıyorsa, odur Allah'ın sevdiği işte. Ya, innallâh makallâh, alimun, ziyadesiyle bilir, habirun, her şeyden haberdardır. Bu ayetin sebebi nüzulü bilinmedikçe, ayet-i kerimenin manası tam anlaşılmaz. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü hakkında mukatilden, radıyallahu anh, müfessir bu zat, şöyle bir rivayet vardır. Mekke-i Mükerreme fethedildiği vakitte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal-i Habeşi'ye, radıyallahu anh, Kabe'nin muazzamı üzerine ezan okumasını emretti. Bilal-i Habeşi, radıyallahu anh, da Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumaya başladı. Bu durumda Mekke-i Mükerreme'de bulunan birkaç kişi, kendi aralarında şöyle konuşmuşlar. Halid bin Esid, iyi ki babam öldü de bugünü görmedi diyor. Yani bir köle kalkmış, burayı fethetmişler de köleyi de çıkarmışlar Kabe'nin tamına, hazmedemiyorlar. Hars İbn-i Şan Haşim de Resulullah bu kara kargadan başka müezzin yapacak kimseyi bulamadı mı sanki demiş. Haşa. Ebu Süfyan Bilal Beşi'nin ezan okuduğunu duyduğunda bu hususta ben katiyen bir şey söylemem. Göklerin Rabbinin ona haber vermesine korkarım. Ebu Süfyan anladı çünkü. Daha evvelden Müslüman olmuştu o çünkü. Yakalandı orada. Efendimiz Aleyhisselam onun bazı şeylerini söyleyince kımıldayamadı. Ne konuşsak, ne fısıldaşsak ona haber veriyor diyor. Ya ben bir şey diyemem diyor. Korkarım dedi. O bir şey söylemedi. Bu hadise üzerine Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu da onları nesepleriyle, mallarının çokluğuyla övmekten ve fikirleri, fakirleri de hor hakir görmekten men etti. Üstünlük öyle değil. Bak kim çıkmış öyle görüyor musun? Ne kadar üstün bir insan ki Cenab-ı Hak ona nasip etti o Kabe'nin damında ezan okumayı. Ya. Ey insanlar, her ne surette olursa olsun birbirinizin diğerine üstünlük hakkı yoktur. Erkek olsun, kadın olsun, zengin olsun, fakir olsun, ağa olsun, köle olsun, kuvvetli olsun, zayıf olsun, şehirli, köylü fark etmez. Arap olsun, Azem olsun, Kürt olsun, Laz olsun, lanı ben ekleyeyim. Fark etmez. Orada şeref yok. Şeref imanda, amel-i salihte. Sen mi kendini beyaz ettin? Hadi bakalım. Sen mi kendini kırmızı ettin? Sen mi kendini kuvvetli ettin? Sen mi kendini zayıf ettin? Hayır. Doğarken anana babana ben Türk olacağım, ben Kürt olacağım diye dile çevirdin mi? Nereden geldi bu durum? Ya bundan kalkmış övünüyorsun. Seninle benim elimde bir şey yok. Ashab-ı kiram bir defasında Bilal Habeşi radıyallahu anh hakkında ya Resulallah bu Şina Sin diyor demişler. Onun dudağı biraz şeydi herhalde. Şinleri, Eşedüleri, Esedü diye şeklinde okuyormuş. O zaman Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sinü Bilal hayrun min şinikum. Bilal'in sini sizin şininizden daha iyidir. Ya bana dokunmayın diyor. Ebu Cehil ve diğer müşrikler, Ebu Hureyre, Ammar, Süheyl, Habbab, Bilal, Yasir, Selman, Radyan Uzman gibi fakir Müslümanları gördükçe onları da eğlenirlermiş. Bunlar şeyli kimselerdi derlerdi. Bunlar düşük kimselerdi derdi. Sonra ne oldu? Onlar sultan oldu, ötekiler cehennem boyladı. Zamanımızda da onların görüşünde olanlar var. Fakir Müslümanlar eşek leşinden daha aşağı geliyor bu gibilerine.
Fakat cehenneme girince ne diyecekler? Estağfirullah. Ve kalu malena la nara rijalen kunna na'udduhum min al-ashrar. Ettakaznahum sihriyen em zaghat anhum al-absar. O cehennemdeki azgın elebaşıları müminleri kastederek diyecekler ki kendilerini şerli kimselere saydığımız bir takım kimseleri niye görmüyoruz? Biz onları eğlenceye alırdık. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da mı kendilerini görmüyoruz? Nereden göreceksin? Sen cehennemdesin be zındık. Onlar cennette göremiyorlar, arıyorlar, gene makara geçecekler. Cehenneme de girdi, gene huyunu bırakmıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrikler cehennemde bakacaklar ki hani bu Ebu Hureyre, hani Bilal, hani öteki zayıf Müslümanlar diyecekler. Onları göremeyince eyvah, onlar ahyar, en hayırlılarıymış meğersem, asıl şerliler bizmişiz diyecekler. O zaman kafa tank edecek ama kot kafa bir şey yaramaz. Kimse için sakın şu kötü, bu iyi, şu güzel, şu çirkin demeyin, hüküm vermeyin yani. Nice insanın yüzü güzeldir ama ruhu akrep gibidir ne huzurunda. Efendi babam sürü bazı kimseleri lağım faresi gibi görürdü. Bak bak. Allah dostları yani bize röntgenle baksalar her daim var ya, yanına yanaşamayız ha. O yüzden giderken ne yapacaksın? 25 defa istiğfar çekeceksin. Daha önce sadaka vereceksin. Ziyaret adabı. Biliyor muyuz? Risale-i Halidi de var bu. Bir meşayih ziyaret ederken veya bir kabri evliyayı ziyarete giderken adab var, edep var. İhtiyaçlıyım diye gideceksin. Muhtacım diye gideceksin. Önce 25 kere istiğfar, sadaka vermek lazım önce biraz. 25 kere istiğfar yanaştığın zaman ondan sonra Fatiha, 3 İhlas, Felak namazı okuyup ruhaniyetine, ölüyse ruhuna hediye ediyorsun. Rabbine dua edin. Ya Rabbi istifade etmeye bizi muvaffak eyle. Hüsnü zan ile. İmtihan için değil ama gideyim de bakayım bir kerameti var mı? Acaba kalbimdekini okuyor mu falan dersen öyle bir okur ki bir daha da okunacak halin kalmaz. Sakın imtihan niyetiyle olmaz. Bak nasıl görüyormuşlar, görüyor musun? O yüzden keramet istemeyelim, zuhurat istemeyelim, marifet isteyelim. Milletin halini görürsün, ondan sonra sokağa çıkamazsın. Ondan sonra kendi halini görürsün, hepten perişan olsun. İşlerin iç yüzünü bilmediğimizden bizden aşağı kimse yoktur demeliyiz. Herkes bizden yukarıda. Herkes. Ne diyecek onun tarafta? İhtiyatlı hareket etmeliyiz. Bakarsın senin hor gördüğün insan senin hayırlı olur. Biz hizmetçiyiz. Bitti. Bu yolun hizmetçisiyiz. Hizmette hocası da var, çöpçüsü var, arabası var. Herkes burada ortak. Harabat ehline bakma Şakir. Şakir defineye malik bir aner var. Yani düşük böyle adam perişan bir vaziyette ona hor bakma. Nice harabeler var ki orada hazineler var. Bir konak düşünelim. Her tarafı pırıl pırıl parlıyor. Bir başka konakta gözümüzün önüne getirelim ki kapılar kopmuş, pencereleri kırılmış. Fakat temellerinde altın, gümüş, maden gömülü. Hangisi kıymetli? Tabii ki temelinde altında altın gömülü olan. Dıştan baktığın zaman süslü püslü adam var. Çok ihtiyatlı olalım, asla kibirli olmayalım. Eller iyi, ben yaman. Eller buğday, ben saman. Yani eller iyi, hoş, kaliteli. Ben saman gibiyim. Eller buğday, bu da yani değerli gıdadır. Ben saman gibiyim demek lazım. Ve bunu gösterir zaman. Bu zaman göstermesi de ileride olacak. Yani bunun zamanı göstermesi ileride olacak. Bütün insanlar Adem Aleyhisselam ile Havva Validemizden neslindendir. Öyleyse ana, baba itibariyle kimse kimsenin üstün değildir. Şerefi buralarda aramayın. Eğer anadan babadan doğmakla şeref olunsaydı Nuh Aleyhisselam'ın oğlu şeref olurdu. Dolayısıyla Mevlete bu ayette insan aslı ana, baba, erkek ve kadın. Ya insanın aslı insanların, maymunların aslı maymun. Maymuncuların aslı maymun. Karı kocalıkta da şeref aramayın. Eğer bir kimsenin karısı ya da kocası olmakla şerefli olursaydı Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın karıları da şerefli oldu. Onlardan biri Nuh Aleyhisselam'ın, diğeri Lut Aleyhisselam'ın karısı olduğu halde ne oldular? Kafir oldular. Tahrim suresinde Cenab-ı Hak bunu beyan ediyor. 10. ayette. Allah kafirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını bir misal yaptı. O iki kadın kullarımızdan birer salih kulun Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın nikahları altındaydılar. Böyleyken kocalarına hainlik ettiler. Onun için kocaları da onları Allah'ın azabından zerrece kurtaramadı. O iki kadına şöyle denildi. Girin ateşe. Diğer girenlerle beraber. Görüyor musun arkadaşlar? Ya. O yüzden karı koca, çoluk çocuk beraberce Allah'ın rızası üzere yaşamamız lazım ki ahirette üzülmeyelim. Bir kadının kocası iyi değil de kötü olmuş olsa, kadın da cevher olsa, cevher varsa, kadın da mücevher olsa bile
Kendisi hayırlı bir ise, kocasının kötülüğü ona bir zarar vermez. Firavun'un karısız olan Asiye validemizi hatırlayalım. Mevla Teala onun hakkında ne buyurdu? Allah iman edenlere de Firavun'un hanımını bir misal yaptı. O vakit bu kadın şöyle demişti. Ey Rabbim, senin katında benim için cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun amelinden kurtar. Beni o zalime topluluğundan kurtar. Bakınız Asiye validemiz Allah-u Teala'nın en büyük düşmanının karısı olduğu halde Firavun ona bir zarar verememiş, onu dininden çevirememiştir. Bazıları da meselelere ekşilik katar. Bazıları da meselelere ekşilik katar. Yani meseleyi tam anlamaz, o zaman çıbıtır demek istiyor. İşte Asiye validemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımı olacak cennette. Ha? Ya ne büyük nimet. Bir kadın 20 senedir çarşafımı çıkarmak istiyorum. Ah bir yasak gelse de çıkarsam demiş. Ona çıkar yaz, yasaktan sana ne lazım demişti. O da hayır olmaz, kendim çıkartırsam şu duruma düşerim. Üşüme çıkartırsa o zaman çıkarır demiş. Ya çıktı işte. Bazı anlarda çarşaf giymeme efendi müsaade etmiyor diyor. Halbuki onun içinde bir başka efendi vardır ki aslında müsaade etmeyen odur. Aslında onun içinde demek ki başka bir efendi var. Bize kendimize bakalım şimdi. Sakal bırakamıyorum, sarı saramıyorum, tesbih çekemiyorum. İçinde başka bir efendi var, seni idare eden o. Ya. Onu at kenara, Rabbine dön. Medine-i Münevvere'deyken bir gün Ravza-i Mutahhara'da ikindi namazını kılmış, kaldığımız yere dönüyorduk. Efendi Hazretimiz bunu anlatıyor. Tam önümüze bir hacı baba çıktı. Selamlaşmamızdan sonra ona sakal bırakmasını söyledim. Hanım razı olmaz dedi. Ben de az sonra yanımıza gelen hanımına İşin önemi anlattı. Hanımı, madem istiyor sak bıraksın, ben karıştırmasın dedi. Hacı baba yine de bırakmadı. Ya, hanım bahane etmişti. Hanım dedi ki bıraksın, yine bakmıyor. Çok insan olduğunu içindeki koca, içindeki hanım razı olmaz. Kendi kendimizi aldatmayalım. Yukarıda dediğimiz gibi şeref, makam sahibi bir adamın oğlu kızı olmakta aramayın. Zengin bir adamın karısı olmakta da aramayın. Rütbede, riyasette de aramayın. Aşağı ağırlıkta da aramayın. Güzellikte de aramayın. Asıl fazilet dindedir, takvadır. Tersimizin ayet-i cellesini işte bir başka rivayete göre de şu hadise üzerine nazil olmuştur. Başka bir rivayet var sebebin üzerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir gün siyah bir köle satılığa çıkarılır. Köle, beni satın alacak kimseye bir şartım var. Beni alan kimse 5 vakit namazımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılmaktan beni men etmeyecek diyormuş. Allah'ın köleye bak ya. Bu şart ile bir kimse onu satın alır. O köle devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namazını kılar. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu namazda göremez sahibine. Kölen nerede diye sorar. O da hastalandı diye cevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramıyla onu ziyarete giderler. Birkaç gün sonra da köle vefat eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle onu yıkar. Kefenler, namazını kıldırır ve defneder. Duyuyor musunuz? Ensar bu ve muhacirinden bazıları. Bu bir köleydi. Peygamberimiz ona ne kadar çok önem verdi derler. Hayret ederler. Hemen ayet-i kerimesi nazil oldu. Ya ey insanlar, biz sizi bir etekle bir kadına yarattık, sizi kabirlere ve şubelere ayırdık ta ki tanışasınız ve anlaşasınız diye. Yoksa kendinizi başkalarına üstün göresiniz diye değil. Zira Allah'ın indinde en kereminiz, en fazla takva olanınızdır. O halde şeref İslam'dadır. Habeş olsun, Temimi olsun, Kaysi olsun, kim daha ziyade takva ehliyse o Allah'ın indinde keremidir. Bir hoca efendi, ben bir tefsirde gördüm ayet-i celle'de geçen etkâküm edham mukum ahde mukum li dinihi etkacum en takvanız ahde mukum li dinihi dinine en çok hizmet eden manasındadır yazıyor dedi. Görüyor musun, bu da güzel ya. Böyle insanlar hem kendi hizmet eder hem de hizmet ettiriyor. Kara, kırmızı, yamuk, kusurlu insan bu dünyada nasıl olur da olursa olsun önemli değil. İnsanın hakikaten ne olduğu yarın ahirette her şeyin ortaya çıktığı vakit anlaşılacak. Burada birbirimize çok dua edelim. Gayb olanın, gayb olanın duası makbuldur. Duaul gayb, lil gaybi makbulun. Gaybde olanın, uzakta olan kişiye duası makbuldur. Bir Müslüman, bir başka Müslümana gaybında dua etse, başına bir melek dikilir ve amin ya Rabbi, onun duasını kabul et, ona da aynısını nasip et der. Görüyor musun? Ya. Evli altın birisi bir çöplükte bir yama görmüş, bez parçası. Aynı yerde de bir köpek vardı. O da oradan gözüne çarpan bir kemiği alacaktı. O böyle yamayı, o kumaşı almaya kalkınca köpek zannediyor ki kemiği alacak diye hırladı. O zaman o zat dedi ki, ey köpek çok iftiharlanma, çok gururlanma. Bizim birbirimizle karşı hiçbir üstünlüğümüz yok. Ne senin iyi olduğun belli ne de benim. Eğer yarın ahirette Sırat Köprüsü'nden geçebilirsem ben senden üstün olurum.
Çünkü sen toprak olacaksın, ben ise cennete gireceğim. Ama eğer saat köprüsünü aşağı düşersem cehenneme, o zaman sen benden üstün olacaksın. Çünkü sen toprak oldun, kurtuldun. Ben cehenneme düştüm, bu daha tehlikeli demek istiyor. Gördün mü şimdi bak? O köpeğe karşı yani üstünü tutmadı. Kureyş'ten bir topluluk bir gün Allah Resulü'ne uğradılar. Resulü Aleyhisselam'ın yanında Süheyb, Ammar, Bilal ve Habbab radıyallahu anh İsmail vardı. Bugün fakir Müslümanlar vardı. Müşrikler bu fakir Müslümanları görünce, ya Muhammed, kavminin ulularını ve şereflerini bıraktın da bunlarla mı oturup kalkıyorsun? Bizi senden bunlar uzaklaştırıyor. Bunları yanından kovarsan biz de seninle oturur ve seni dinleriz dediler. Müşriklerin bu teklifine karşı Efendimiz Aleyhisselam müminleri yanından kovamam dedi. Müşrikler öyleyse biz geldiğimizde onlar meclisten çıksınlar. Arabistan'ın en çeşitli yerlerinden gelen atlıların o kölelerle bizi görmesinden hayal ederiz. Yani diğer dışarıdan gelen vekiller geliyor, ne bileyim elçiler geliyor. Ona geldiği anda bir de bakıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam'ın köleler var. Bu kodamanlar diyor ki biz oraya geldiğimiz zaman onları orada görmek istemiyoruz. Utanırız. Biz meclisten kalktığımızda dilesen onlara al yanına otur demişler. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de müşriklerin bu teklifini kabul eder gibi olmuş. Belki onlara bir şey anlatırım yani diye. Bunun üzerine En'am suresinin 52. ayetin kerimesi nazil oldu. O zatları yanından kovma ki sabah akşam Rablerine onun cemalini dileyerek dua ederler. Senin aleyhine onların hesabından bir şey yok. Senin hesabından da onlar üzerine bir şey yoktur. Ki kovup da zannet olasın. Ve işte böylece onların bazısını bazısıyla fitneye düşürdük ki Allah aramızda şunlara mı ikram buyurdu desinler. Allah şükredenleri ziyadesi bilici değil midir? Diyerek Cenab-ı Hak ayetleri indirdi. Ayet-i Kerime devam ediyor tersimize. Kâlet dedi kim? El-Arabu. Bedevi Arabiler. Ne dediler? Amenna. Biz iman ettik dediler. Kul ey habim de. Lem tu'minu. İman etmediniz. Velâkinum fakat kulü deyin. Eslemna biz teslim olduk deyin. Yani kılıç korkusundan, İslam nimetinden faydalanmak için Müslüman olduk deyin. Velemma yedhulil imanu. Henüz iman girmemiştir. Fî kulübüküm kalplerinize. Daha tam teslim olmuşlar. Ve in tuti'u eğer itaat derseniz Allah-u Teala'ya ve Resulüne la yelitküm sizi noksan etmez min amalikum amellerinizden, sevabından şeyden hiçbir şey. Amellerinizin karşılığını size verir. İnnallâhu Allah gafurun ziyade affedicidir. Rahimun ziyade merhamet edicidir. Demek ki öyle ben Müslüman oldum demekle hemen iş bitmiyor. Böyle kolay değil. Yani dini yaşamakla o yüzden Cenab-ı Hak bize fırsat veriyor. Yaşa bakalım, yaşa 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 dediğini ispat et demektir. Demek ki hemen Müslüman oldun demekle tamam kabul edilmiş olmuyor. Bizden Cenab-ı Hak sebat bekliyor. Beni Esed kabilesinden bir topluluk bir kıtlık senesi çölden Medine Münevvere gelmişler. Bunlar oralarda çadırlarda yaşarlardı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelince kelime-i şehadet getirdiler. Müslüman oldu. Daha sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı başa kalkma muamelesi ettiler. Yani Araplar sana binekleriyle geldiler. Biz de ailelerimizle, çocuklarımızla geldik. Bak biz sana iman ettik diyerek göğe çok fedakarlık yapmışlar. Bunu söylüyorlar. Beni Esed kabilesi bu sözleriyle Allah Resulü'nü bir taraftan minnet altına alıyorlar. Bir taraftan da sadakaya layık olan biziz, bize ver diyorlardı. Cenab-ı Hak darıldı onlara. İman ettilerse onlar kazandılar. Kötülükleri tek etmiş oldular değil mi? Evet. Burada çok dersler var. Bunu anlamak lazım. Biz sevinelim ki iman edebildik. İman ettik deyip de kimseye yapma. Kendini sevin ya. Allah sana iman nasip etmiş. Elhamdülillah birkaç ayet-i kerime okuyabiliyoruz. İmam Harp Hazretleri buyuruyor ki bir gün zikir halkasının başında otururken hatırıma sen kim oluyorsun da halkanın başında oturuyorsun diye geldi. Bak bak. İmam Harp Hazretleri diyor. Bir gün otururken böyle halkada sen kim oluyorsun da halkanın başında oturuyorsun diye geldi. Çok utandım. Bu hal içerisindeyken bana nida geldi. Sen ki kendini layık görmedin. Biz de seni affettik ve senin vesilenle bu yola girenleri de bağışladık. Yani biz de bu müjdeye nail ederiz inşallah. Yani biz kimiz ki buraya geldik bak. Yani bizi demek ki Cenab-ı Hak Efendi Hazretleri'nin bereketiyle bu işe itikliyor işte. Yapın kullarım diyor. Mevla Teala bu nimeti cümlemize tamamlasın inşallah. Bakın o kendini aşağı tuttu. Allah-u Teala da onu yüksek etti. Bizim oğullardan birisi bir gün bizi evine davet etti. Gittik. Yemek yerken bize Mevla Teala ne güzel yiyecekler vermiş dedi. Misafirden birisi tabi verecek. Biz namaz kılıyoruz dedi. Bu da arada lazım galiba. Biraz böyle bizim hemşehrilerin biraz dik şeyleri var biliyor musunuz? Mecbur verecek diyor. Bana doğru döndüm ve
Bir fakir adam acıksa da sen ona yedirsen. Fakir adam da ben senin yemeklerini yiyorum. Benim kıymetimi bilmiyorsun diye sana darılsa o fakir. Sen bu durumu ne dersin? Bu hal hoşuna gider mi dedim ona. O zaman aklı başına geldi. Estağfurullah ben yanlış konuştum dedi. Yani fakir yediriyorsun. Oysa fakir sana diyor ki ben senin yemeklerini yiyorum. Benim kıymetimi bil diyor. Ya oğlum bu Cenab-ı Hak yedirecek çok adam var. Seni atar bir tarafa yenisini yaratır ona yedirir. Mevla Teala bize lütfu keremiyle rahmetiyle muamele ediyor. Kıymet bilelim. Namaz kılıyorum demeyin. Kıldığınıza şükredin. Mesela benim gibi konuşmasını bilmeyen, lafı anlaşılmaz bir adamı dinledikleri, derdini çektikleri için cemaate şükür ediyorum. Mesela diyor Efendimiz buyuruyor ki bak, ben diyor benim gibi konuşmasını bilmeyen, beceremeyen, lafı anlaşılmaz bir adamı dinledikleri, derdini çektikleri için cemaate teşekkür ediyorum diyor. Görüyor musun? Allah-u Teala makamını yücelsin inşallah. Başımızın eksik edemesin. Yusuf Suresi'nin 30. ayetinde Gâle nisbetun. Gâle ve gâle nisbetun buyuruyor. Arapça okuyan var mı burada? Acaba Arapça anlıyor muyuz? Dur bakalım. Ve gâle nisbetun diyor. Gâle müzekker nisbetun mühennes buyuruyor. Kâlet buyurmadı. Ayet-i kerimede adı geçen kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değil. Bu ancak bir kerim melektir dediler. Orası ne demek istiyor? Diyecek şimdi onu. Fahrettin Razi rahmetullahi bana göre bu ayet-i kerimenin şu mana ihtimali vardı diyor. Kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ın üzerindeki nübüvvet nurunu, peygamberlik simasını, vakar ve şeref emarelerini gördüler. Der. Yani kadınlar akıllıca konuştular. Bunun için de erkek hükmünde kabul edildiler. Kelime müzekker erkek sigası geldi. Biliyor musun? Al bakalım. Biz olsa ne yaparız şimdi? Nahibiden bakarız. İşte cem-i mühendisli mükesserdir falan filan deriz. Öyle bir şey çıkarız şimdi. Ama müfessir ne diyor bak. Bunlar bir onun peygamber olduğunu hissettiler. Dolayısıyla erkek hükmünde oldular. Onun için Cenab-ı Hak onların ibaresini erkek lafzıyla getirdi. Bu inceliklerden daha binler, milyonlarcası var ha. Hangisini okuyacağız, hangisinden haberdar olacağız? Mevla cümlemize kuvvet versin inşallah. Sanatımızda hani şey yapıyoruz ya, Ahmet abi tornacı mesela. Şunu yapayım, şöyle ince yapayım, böyle ince sanatını ilerletir. Falancı memledir işte. O sanatta şöyle yapayım, böyle yapayım der. Biz de ilim sanatında, marifet sanatında şu inceliği de bulalım. Şurayı da çözelim. Şunu da bakalım. Böyle meraklı olmamız lazım ki önümüze açılsın marifetler. Ben nasıl dersimi yapıyorum, tesmi çekiyorum dersen orada kalırsın. Patinaj eden bir araba gibi hiç ilerleyemezsin. İlerlemek istersek yukarıyı aramamız lazım. İnşallah. Yukarıda ne var? Merak etmemiz lazım. Daha âlâsını istememiz lazım. Ya Rabbi bu dersin hakikatini bana göster. Hakikatine beni kavuştur. Hakikatini haberdar et diye düşünmemiz lazım. Çok kardeşlerimiz dersin ismini dahi bilmiyor. Dersin ismini dahi bilmiyor. Numara söylüyor. Numarayı bırak ya. O numaradan bende de var. O numarayı bırak. Dersin ismi senin makamındır. Senin kemalatındır. Senin derecendir. Senin halin ahvalin odur. Sana biz o göze bakmak istiyoruz. Latife kalp yesen kalp adamısın. Latifler desin latife adamısın. Tasavvufta busun. Yetmiyor mu sana ya ne büyük şeref. Sen onu dahi almıyorsun üzerine ya. Muhabbet dersin demek bu adam muhabbet ehlidir. Mahiyet tersinin mahiyet, beraberlik adamıdır. Bunların hepsinin şeyi var ya. Bunu işlemen lazım. Geliyorsun, beşinci dersin. Ben ne bileyim beş nedir? Biliyorum da bilmiyorum derim ya. Yani muhabbet dersindeydim hocam, işte filan dersindeydim hocam. Dersin vakti geldin, tamam güzel. Ha, bu adam dersini yapıyor, ha, bir şeyler kazanmış. En azından ismini biliyor. En azından Nasara Mastar diyebiliyor. Bir şeyler yani yapalım ya. Şu kağıdı önüne koy. Her hafta ona bak. Oku. Arada Türkçesi de var. Osmanlıcasını oku. O senin şeyindir. Vesikandır ya. Allah-u Teala sana bunu nasip etti elhamdülillah. Onlar güzelce katla. Hiç kırışmasın. Ona dosyaya koy. İnşallah ahirette vesikamız olacak bunlar. Başkalarında olmayan işler bunlar. Bak. Başkalarında yok şimdi. Şu anda millet uyuyor. Geziyor, tutuyor. Neyse artık. Mevla tabi bizi buraya bak aldı. İhvanımız, cemaatimiz, sünnet işleyenleri. Ne yapıyor? Çekiyor böyle mıknatısla alıyor, getiriyor. Uyku mükü atıyor. Kolay iş midir bu iş ya? O yüzden işte işrak namazını kıldığın zaman bir hac bir umre sevabı veriliyor her gün. Bir hac bir umre, bir hac bir umre, bir hac bir umre. Hasret böyle. Üç defa söyledim. Kolay iş değil yani bak. Ama Mevla Teala
cemaat olduğumuz için bu işi bize kolay ediyor. Bitiriyorum inşallah. Tesadüflerimizde Mevla Teala Bedevilerden bahsederken Kâletil Arabu buyuruyor. Kâle buyurmuyor bak. Orada da kâlet, müennes kullandı. Çünkü Bedevilerin yaptıkları kötü iş. Kelimede müennes sıgası kullandı. Kötü bir iş yaptıkları için onlar da kâlet, müennes kullandı. Mevla Teala'nın sözünden ne mana çıkarıyor görüyor musun bak. Bütün bunlar kadın aşağı bir balık demek değildir ha. Yanlış anlamayın. Ancak kadınlar nazik mahluklardır. Sizler büyük büyük taşları kıramazsınız. İnşaatlarda kolaylıkla çalışamazsınız. Ağır işler yapamazsınız. Hanımlar diyor. Mevla Teala sizleri evlerde yaşayacak şekilde yaratmıştır. Yani sizi elmas kutularında muhafaza ediyor. Yoksa aşağı olsaydınız birçok ayet-i kerimede vel müminune vel müminat, mümin erkekler, mümin hanımlar beraber saymazdı. Bir kelam-ı kibarda da manen belli bir derece gelmiş olan kadınlar hakkında kad tüsemmâ racülen denmiştir. Kadına racül erkek deniyor. Yani erkek gibi. Ne demek? Onun gibi ibadet yapıyor. Maneviyat ehli. İnnemel müminûn. Ancak müminler ellezin o müminler ki amenü iman ettiler. Billahi Allah'a iman ettiler. Daha ve Resulü Resulü iman ettiler. Bunlar sümelem yertabu. Bundan sonra şüphe etmediler. Şüphe yok. Kesin yandılar. Ve cahedü cihad ediyorlar. Bir envali mallarıyla ve enfüsün nefisleriyle fi sebilillah Allah yolunda. Malınla, canınla, vaktinle, dilinle, ilminle ne varsa Allah yolunda şehad ediyorlar. İşte ulaki işte bunlar. Hüm işte bunlar. Es-sadikun. Sadıklar bunlardır. Davaya sadık adam budur işte. İmanda devam. Şüphelenmek yok. Malını, canını bu yolda feda edip Allah'ın rızası için cihad etmektir. Bu ayet-i kerimede Bedevilerin lisanlarıyla biz iman ettik demelerinin hakiki iman olmadığı, imanı kâmilin alametlerinin de ve gerçek müminlerin faslarının nasıl olduğunu bildiriyor. Yukarıdaki ayetler nazil olunca bir kısım Bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek sadık müminler olduklarına dair yemin etmişlerdir. Zana diyorlardı ki yemin etmekle Allah'ın ayetlerinin hilafını ispat edecekler. Bu yeminler üzerine Cenab-ı Hak da şu ayet-i kerime indirdi. Kul söyle ya Habibim, etuallimune, öğretiyor musunuz Allah Allah Teala'ya? Neyi? Bir din hüküm, dininizi. Dininizi Allah mı ötüyorsunuz ya? Vallahi halbuki Allah Teala yalın biliyor ma o şey ki fis semavati ve ma fil ard. Gökte, yerde ne varsa hepsini bilir Cenab-ı Hak. İçinizi bilir. Vallahu Allah Teala bir külü şeyin, her şeyin alimin, bilicidir, haberdardır. O halde niyetinizi biliyorum Cenab-ı Hak. Yemunnune, başa kalkma muamelesi ediyorlar. Aleyke sen üzerine. En eslemu, İslam oldular diye. Müslüman olduk deyip Efendimiz Hazretleri'ne kendilerine hatırlı kimseler olduklarını bildirmeye çalışıyorlar. Kul de ki onlara la temunnu paşa kalkmayın aleyye benim üzerime İslam kim Müslüman olmanızı. Müslüman olduk diye benim başıma nimetinizi kalkmayın. Bel bilakis Allah Allah yemunnu paşa kalkma muhammesi eder aleyküm size. Neden? En hedaküm sizi hidayet ettiği için. Lil iman imana. İnkün tüm sadıkın eğer sadık kimselerseniz Allah-u Teala size onu başına kalkıyor. Ben size o nimeti vermiyor Cenab-ı Hak. O zaman Allah'a kulluk edin işte. İnne Allah Allah Hazretleri yalen bilir gayb es-semavati vel ard. Göklerin ve yerin gaybını, gizli işleri hepsini bilir. Allah Allah Hazretleri basirun ziyadetini görür. Bima teammedun. Yaptığınız işlerin hepsini görür, bilir. Ondan bir şey kaçmaz. Mevla Teala gördüğünü, bildiğini hissederek onun huzurunda edebe layık şekilde yaşamaya bizi muvaffak etsin inşallah. Mektubat rapanı için de ona hazırlansın. Fetih, Gazvetül Fetih. An Abdillah radıyallahu anh. Câel hakku ve zâkel batıl. Hak geldi, batıl zahil oldu. Câel hakku, hak geldi ve mâ yübdül batıl. Batıl artık ortaya çıkamaz, bir şey yapamaz ve mâ yu'id, tekrar da dönemez. Bu ayet-i kerime işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putları devirirken okudu. Sopayla vuruyor bir yandan da cahil hak ve zekal batıl diyordu. Evet, putlar ve şeytan hiçbir şeyi icat edemez ve geri gelemez, dönemez diye okudu ayet-i kerimeyi ve böylece işaret ettiği zaman put devriliyor. Ya. Vakti gelince bütün putlar gene yıkılacak inşallah. Bir de bakmışsın sabahleyin her şey tümdüz olmuş. Allah için çok kolay. İstersen betondan yap, istersen çelikten yap. Ne yaparsan yap, Cenab-ı Hak putu yıktığı zaman dua et ki altında kalmasınlar. Tövbesinler. Hani Bekir Eder radıyallahu anh, len yufliha kavmun, bir kavim felah bulmaz.
وَلَّوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَاتًا işlerini kadına havale eden, başına bir kadın idareci tayin eden kimseler felah bulmaz. قَالَهُ لَمَّا بَلَغَهُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı bir haber. Kendi ehli Fâris, Fâris ehli İranlılar قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى Kisra ölmüştü, onun kızını başlarına geçirdiler. Bunun üzerine ne buyurdu? Bir kavim başına kadın geçirirse asla felah bulmaz. Türkiye'nin başına da bir ara biliyorsunuz kadın başbakan geçti. Şimdi de bazıları kadın cumhurbaşkanı istiyorlar. Demokratik, demokratik, çağdaş ülke istiyorlar. Çağdaş olmak istiyorsan Allah ya Rabbim yani şimdi ağzımızı açmayalım da o zamanki çağdaşların içinde burada ne işin var? O çağdaşları görmüyor musun? Ne rezil halde yaşıyorlar. Pislik yiyorlar, pislik. Fare yiyorlar. Fare yemeye meraklı adam yani. Ona çağdaş diyor. Allah hidayet versin diyelim. Onların demek ki tineti, hamuru bu. Hamuru bozuk, sütü bozuk. Tabi caiz. Allah-u Teala böyle şerli insanlara fırsat vermesin. Bütün İslam alemi vatanımızı ehli sünnette cem eylesin inşallah. Ayşe validemizden rivayetle kâlet dedi. Küntü esmeu ennehu la yemutu nebiyyün. Ben diyor işitirdim diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. La yemutu nebiyyün. Hiçbir peygamber ölmez. Hatta yuhayyere beynet dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret arasında muhayyer bırakılmadıkça. Ve semiyutun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İşitti mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Yekulu fi marazi. Ölüm ellezi matefi. Öldüğü hastalığında derdi. Bunu söyledi. Ve gaztuhu buhkatun. Onu bir sıkıntı almıştı. Yekulu ma'allezine namti aleyhim ayetini okuydu. Ma'allezine namti aleyhim minen nebiyyün ve şüphede ve salihin ve aslında öyle ki refik ayeti var ya onlarla beraber ne güzel arkadaşlardır. O ayeti okuydu. Ve zanantü enne okuyuyla. Onu okuyunca anladım ki Efendimiz Aleyhisselam muayyer kılınmış. O da ahireti tercih etti. Ya. Gördün mü sen? Yani boğazında bir kısılma olmuş, ses kısılmıştı. Tam sesi duyulmuyordu mübarek Efendimiz Aleyhisselam'ın. O anda bu ayet-i kerime okumuş. Anladım ki her peygamber vefatı geldiği zaman dünyada kalmak ister misin? Ömrü uzasın. Veya muhayyer istesen ahirete gidip köşesin. Teklif gelmiş. Efendimiz Aleyhisselam ahiret tercih etti. Dünyayı tercih etmedi. Eğer dünyayı tercih etseydi biz de dünyacı olduk Allah muhafaza. Mevla Teala onu önden aldı ki bizim vuramadan evvel bizim için şefaatçi oluyor. Amellerimiz ona gösteriliyor. İyi bulursa memnun oluyor. Kötü görürse istiğfar ediyor bizim için. Bak şefaat, tevessül, himmet. Ne ararsan var. Cenab-ı Hak bunlarda istifade etmeyi bizi muvaffak etsin inşallah. Kıymetimi ben muvaffak etsin. Allah razı olsun. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak sıkıntılarınızı izale etsin. Hayırlı işlerde bizleri muvaffak etsin. Amin.